Adana çok peki, Adana sana ne hissettiriyor? Mesela Adana'da film çekmiş olmak, hikayenin merkez komutanlığının Adana'da geçiyor olması ve bütün o dokunun filme tamamen yansımış olması. Adana müthiş bir yer. Çok acayip. Yani Adana gerçekten benim için çok büyük bir deneyim oldu. Ben hiç o kadar uzun süre Adana'da kalmadım. Konserlere gidiyorduk ama yani Adana'nın kimyası, oradaki insanlar, oradaki dünya... Bambaşka bir şey var orada. Ve nerede çektiniz tam Adana'da? Böyle esas zaman geçiriz yer neresiydi? Adana'da o kadar çok yerde çektik ki. Gölün kenarında çektik. Ne taraflara gittik biz Adana'da? Seyhan tarafı. Kiremithane. Yani o kadar çok yere gittik ki. Hep işte otosanayide zaten geçiyor. Kiremithane ile ilgili filmde bir şey var ya, sen Gökçe şey diyorsun. Burada başımıza bir şey gelir. Orduyla alamazlar. Bizi alamazlar. Ama doğru. Yani hani şey çok değişikti. Mesela bizim sakallı mi vardı orada. Oturup bir şeyler yediğimiz. Orada işte dışarıda böyle bir akşamüstü bir ses oldu falan. Ne oluyor falan, kafayı bir uzattık. Bir tane kardeş pompalıyla oradan... Aa falan bir baktık, kimse oynamıyor, herkes işin oldu ki de sapanla geliyor gibi, abi bir baktık hani bu böyle geçecek herhalde falan diye baktım, aralarında durdu birazcık, sonra gönderdiler. Çok çok değişik, çok su tabancası gibi orada gibi gibi. Ama onun getirdiği çok enteresan bir durum daha var abi, kavga çıkmıyor. Biz o kadar zaman orada, çünkü kavga çıkarsa kaos oluyor, yani o çok ince bir çizgi, yani ondan dolayı oraya geçmiyorlar, birbirlerine çok saygı gösteriyorlar o konuda. Bayağı değişik yani şeyi falan, müziğe bakış açıları, oradaki arkadaşlıklar, mesela maçlar, Adana Demirspor maçlarına gittik. Yani filmde de çok cevap tezahürü. Şimşekler şöyle bir çok enteresan bir şey oldu. Ben ilk Şimşeklerle aramdaki ilk bağlantı, ilk kontak Galatasaray maçında birkaç senesindeydi. Bayağı Aslantepe'de, tepede bir yerde bir işte takım yer vermişler Şimşeklere. Abi gol, ilk gol, maç başlıyor 4. dakikanın 5. dakikanın ve gol yiyor Adana Demirspor, başlıyor Çavbella'yı söylemeye. Abi ben orada bir gördüm bunu. Abi dedim işte taraftar aşkı gerçekten öyle bir şey yani. Takımını hiçbir türlü yerde bırakmayan, her türlü de yerden kaldırmayı bilen bir tavırdı. Adana Demirspor'la Fenerbahçe'den sonra benim ikinci takım Adana Demirspor oldu o zaman. Filmin içiyle alakalı olarak da film böyle burada geçerken tabii ki de yapılacak olan ilk hareket oydu. Her türlü Şimşekler benim için çok apayrı bir yerde. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben çok severek seyrettim vallahi filmi. İnsanların da seveceğini umut ediyorum. Evet inşallah. Yolu açık olsun. Kendi yolun olsun. Evet.